Akbank afiş programını sunar. Merhaba, yeni bir afişte yine birlikteyiz. Sanatın ana haber bülteni afişte kültür sanat dünyasındaki son gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Ama önce bugünün gündeminden bazı kısa haberlerimiz var, onlara bir göz atın. Amerikalı muhalif yazar Susan Sontag 71 yaşında hayata gözlerini verdi. Alev Alatlı'nın son kitabı Dünya Nöbeti Everest yayınlarından çıkıyor. Yeni'nin ilk moda dergisi Vizon 27 yaşında. Derginin yaratıcısı Kamil Şükür'le eski Vizon'la yeni Vizon arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ve yeni Vizon'un hedeflerini konuşur. Vizon dergisi size konuşurken de söylediniz 77'de ilk olarak çıktı. Evet. Yani 27 yaşında. Bize hikayesini anlatabilir misiniz? Böyle bir dergi çıkarmak fikri kimlerle, nasıl ortaya çıktı? Çok önemli, Türk dergiciliğinde çok önemli bir dönüm noktası çünkü Vizon. Evet. Teşekkür ederim dönüm noktası olarak gördüğünüz için. 1975'lerde Türkiye'de dergi işleriyle uğraşanların tek büyük emeli vardı. O da kuru kuru kuşa kağıda basılı fotoğrafların yeterince tekrarlanabildiği, imzası, yazısı ve tüm ögeleriyle çağdaş dergiciliğe uygun işler yaratabilmekti. Bizim de öyle heyecanlarımız vardı. Ben o sırada Adam dergisini çıkartıyorum. Adamı hatırlar mısınız bilmiyorum. Edepsizce bir dergiydi o zaman. Haldun Simavi Bey o zaman müsaade etti ve Vizon'u çıkarmış oldu. Vizon içinde çok çeşitli konular olmasına rağmen sanatla ilgili, günlük aktüeliteyle ilgili ilk moda dergisiydi diyebiliriz değil mi? Çok haklısınız. Türkiye'nin ilk moda dergisi, ilk stil platformu Vizon. Moda da zaten toplumun mevsimsel hareketleri ve trendleri çerçevesindeki benimsenen uzlaşılan hususlar olduğundan bu giyime yansıdığı gibi sanata kültüre de yansıyor ve birbirleriyle olan iletişimleriyle de yakından bağlı. Bugünün vizyonu arasında farklılıklar, değişiklikler ya da benzerlikler var mı? Var tabii ama neler? O günün vizyonuyla bugünün vizyonu arasındaki en önemli benzerlik bakış açımız. Biz vizyonda hep geleceğe baktık. 30 sene önce de geleceğe bakmıştık. Bugün de yine ileriye bakıyoruz. Bu aynı. Bazı grafik ögeler, bazı yaklaşımlar dergide cisimsel olarak aynı. Ama çok önemli değişiklikler var. Bu değişiklikler en başta kadrolarla, bugün Türk derneğinin yetişmiş kadrolarla çalışıyor. Teknoloji çok ileri. Baskı teknolojisi, film teknolojisi, renk ayrımı, fotoğrafçılık, yazarlar, çizerler. Her şeyle bambaşka bir dünyadayız. Dünyayla eşdeğer bir düzlemdeyiz. Bu çok iyi, çok 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 memnuniyet verici bir durum. Nitekim bugünün vizyonu da dünyanın herhangi bir noktasında herhangi bir derginin yanına konulabilecek bir durum. Bir de ben hatırlıyorum, ilkine katılmıştım. 1980 yılında Bayan Vizon yarışmasına katılmıştım. Evet. Ve Türkiye'nin sanırım ilk ciddi anlamda mesleki yarışması, mankenlik adına. Evet. Güzellik yarışması anlayışından uzak, evet. Mankenliği bir meslek olarak gören yarışmasıydı. Evet. Ve onu bu sene tekrar düzenleyeceğinizi okudum ve çok heyecanlandım. Evet, Bayan Vizon Türkiye'nin ilk mankenlik yarışması. Jürisiz, bütün izleyicilerin oylarıyla yapılan belirlemelerle ortaya çıkan Bayan Vizon'lar Türkiye'de bu konuya adım atmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlıyordu. Nitekim oldu da. Siz bunlardan bir tanesiniz. Neşe Erberk öyle, Pınar Altuğ yine öyle. Şu anda aklıma gelen isimler bunlar. Aklıma gelmeyenler de beni affetsin. Seta Parman öyle. Doğru bir yaklaşımdı zannediyorum. Toplum beğenisiyle bunun doğruluğunu bize
gösterdi, devam edeceğiz. Moda dünyasına katkılarınız saymakla bitmiyor gibi bir şey. Dergicilik dışında başka şeyler de yapmayı düşünüyor musunuz yine moda yayınlarında? Ben esas itibariyle yayıncıyım. Vizyon Show ve Vizyon'u kurumlaştırmak için atılmış bir adımdı. Vizyon Show'ların ve Vizyon Dergisi'nin total sinerjisiyle bu işlerin daha hoş biçimde götüreceğini düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu. 1975'lerde, 77'lerde yapılan plan aynen tuttu. Vizyon devam etti, Vizyon Show devam etti. Sahiplikleri ayrılsa da 83 yılında bu iki kurum, Vizyon ve Vizyon Show, karşılıklı etkileşimleriyle bugüne geldiler. Son Vizyon Show'u 2000 yılında yaptık. Bugün tekrar Vizyon dergisini çıkartabiliyoruz. Vizyon'un başka bir isim altında, Vizyon adıyla da çıktığı biliniyor. Ama temeli aynıydı, aynı dergi devam etmişti. Faydalı olmaya çalıştık. Ve çok çalıştık ve hala çok çalışıyoruz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.